5.97'ye geldi. Yok kamu bankaları dolar sattı haberi vardı, yalanlandı Reuters tarafından. S-400 meselesi var hocam. Bir taraftan tabii ki merkezin adımları var. S-400'ün tabii bakar. Hafif yolda olsa S-400'ün bir primi var. Hı-hı. Doların üzerine bindirdiği negatif bir yani doğru. Prim var. Niye? Orada bir hala alır mıyız, alamaz mıyız, şu mu bu mu? S-400'den dolayı ABD ile olan ilişkiler bozulur mu falan diye doların üzerinde bir prim var. Hı-hı. S-400 meselesi çözüldüğü anda o prim ortadan şak diye kalkar. Hı-hı. Yani biliyorsun bir zamanlar Rus uçağını da indirmiştik, bir prim binmişti. Sonra evet. Rusya ile olan ilişkileri düzelttiğimiz anda doların üzerindeki o prim bir anda kalkıp gitmişti. Burada da şimdi ama baktığınız zaman şurası 6.25. Şurada bir üçgen çizmiştik, hatırlıyor mu insanlar? Buradan hocam, koparsa siz orta 6.20 çizdiğinizi ben çok net hatırlıyorum. Şurada. Yani. Evet. Ha, nereye kadar geldi şimdi? 6.20'leri gördü. Şurada zaten bir kere Golden Cross oldu. Ha. Aynen. 5.85. Burasıydı. Hatta bir zamanlar hocam 1.85 falan filan diyordun. Şaşırdık hani şaşırmıştık tabii, ya tabii, 5 tabii. Yerine 1 5, falan 85, diyordun. 5.85 hocam 3 haftadır çiziyorsunuz. Şurası arada. Altının olduğu yer. Burası aynen. Koptuğu anda yukarıya doğru gitti. Nereye kadar gitti? Şu bir zamanlar bahsettiğimiz 6.20'ye kadar geldi. 6.20-6.25 arası. Şimdi aşağıya doğru bir vurdu. Hemen aşağı doğru gelişte. 20 günlük hareketli ortalama tak diye yapıştı oraya. Ha, oradan zıpladı. Çünkü destek burada. Yani 5.95 civarında oraya destek geldi. Çünkü 20 günlük ortalama bu 20, bu 50. Bunlar 20 ve 50 günlük ortalamalar. Destek burada geldi. Şimdi yukarıya doğru ittiriyor. 6.25. Onun üzerinde ne var hocam? 6.25. Burada bir kere daha satıcı gelir. Normalde satıcı gelir. Orası biraz daha böyle doldurur. Doldurduktan sonra yalnız yukarıya giderse 25 kuruş daha gider yukarıya. Bu sefer 6.50'ye gider. O 6.50 bariyeri şuradaki zaten hikaye. Burası 5.15. Burası 5.85. Kaç kuruş var burada? Arada 70 kuruş var. Burası 0.70. Koydun mu üzerine? 6.55 eder. Zaten orası da 6.50. Yani çanak şu şekilde yavaşça tamamlanıyor. Benim bütün ümidim, umudum, beklentim, yani olmasını istediğim Türkiye açısından, bunun buralardan biraz yan yan giderek biraz daha zaman satın alması içindi Türkiye'ye. Fakat seçimle beraber şimdi tekrar buralarda şey başladı. İtiş kakış. Şimdi gördüğü kadarıyla aşağı taraf nereden döndü? 5.95 döndü. Yukarı tarafta 6.25'te. Bu bant içinde bir süre daha gidip gelebilir. 6.25'in üzeri zaten şu kadar yukarı daha gider. 6.50-6.55'i vurur. Aşağıya doğru kırıldığı zaman yalnız destek, ilk destek 5.70, 5.75 aralığıdır. Hı hı. Yani zaten şurası nerede? Orada. 50 günlük hareketli ortalama. Orada destek gelir. Yani 20 delinirse 50'ye doğru gelir. 50 de zaten 5.75-5.80 aralığında. Haftalık olarak mesela ekonomi koçu gelmiş bu arada. İzliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Koç eyvallah. Diyor ki Murat hocam iyi yayınlar. Ahmet hocama da selamlar demiş. Haftalık selam. Grafikte dolar TL analizi yapılabilir mi diye. Hani bir dakikadan kısa bir süre kaldı. İsterseniz ikinci bölümde bir haftalık da bakarız hocam. Yani haftalıkta da uzun vadeli bakılır. Uzun vadede maalesef Türkiye'nin dolara ve dövize olan ihtiyacı bitmediği sürece ve Türkiye'deki enflasyon yukarı doğru gittiği sürece veya %5'lerin altına inmediği, diğer ülkeler gibi %2, %5 aralığında bir yere doğru. inmediği takdirde bu yavaş yavaş zaman zaman kontrol baskı altında pek gidemiyorsa da 1-2-3 sene belli bir yerde duruyor. Ondan sonra 4. sene ilk 3 senenin gidemediği diğeri bir anda patlıyor, bir anda ortalık hızlanıyor. Yani ben artık... Yani Türkiye'deki sanayi şirketlerini de pek kınamak istemiyorum. Efendim kendinizi hedge edin, mec edin falan işte şöyle yapın böyle. Yani o öyle dendiği kadar kolay değil. Maalesef adam da sana söylüyor. İyi hedge edeyim kardeşim de bana bir dolarlık yani bir senelik süre için doları kaçtan satacak? Doğru. Kim var? Hangi şirket var yani? Diyor. Kim o riskin altına girer? İşte bir tek o riskin altına giren şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Doğru.
Başkası da biraz zor girer. Yani FX şirketleri falan filan, Forex şirketleri falan onun altına giremez. O kolay kolay o iş değil. Zaten ancak dışarıya kaldır. Doğru sigortalarsın falan kendini dışarıdaki büyük şirketlere. Hı-hı. Ki onlar da böyle volatil bir para biriminde, tamam mı? Yani bayağı büyük primler isterler. Evet. Hocam bir